Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Bayramınız mübarek olsun. Bundan bir yıl önce ziyaretimizde Hızlıyamamızın geleceği adına kentsel dönüşüm, millet bahçesi, sokak sağlıklaştırma projesi, pazar yeri, sıfır atık kasabası gibi birçok projeyi burada belediye başkanımız, kaymakamımız, ilçe başkanımız, teşkilatımızla birlikte istişare ettik ve belli kararlar aldık. Hızlıyamamız bildiğiniz gibi tarihiyle, kültürüyle gerçekten hem Ankara için hem de ülkemiz adına önemli bir kasabamız, ilçemiz. İşte bugün inceleme fırsatı bulduğumuz sokak sağlıklaştırma projesini ki şehir merkezinde tarihimizi, kültürümüzü öne çıkaracak önemli bir sokak sağlıklaştırma projesi geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde yerinde hızlı gönüllü dönüşüm prensipleriyle yine önemli bir dönüşüm projesini yapacağız. Burada yöresel ürünlerimizin pazarlandığı orayı hep birlikte gezdik. Yeni bir pazar yeri inşa ediyoruz. Hızlıcahamam'da da bir millet bahçesi inşası sözü vermiştik. Bu ay itibariyle başlayacağız ve en kısa zamanda da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Biz Hızlıcahamam'ı bir sıfır atık ilçesi, geçen sene bir pilot ilçe seçmiştik. Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte buraya gelip tüm Türkiye'de örnek olacak, geri dönüştürülebilecek atıkların geri dönüştürüldüğü, organik atıkların kompost gübre haline getirildiği bir sıfır atık kasabası ilanı yapmıştık. İşte bugün artık son noktaya getirdiğimiz geri atık getirme merkezi ve dönüştürme merkezimizin inşaatını inceleme fırsatı bulduk. İnşallah Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte açılışını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. 2023 yılına kadar tüm Türkiye'de sıfır atık uygulamasını yaygınlaştıracağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Tüm hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum.